Ben Güney Esentürk. Bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Kimle beraber? Kamera arkasında Nurcan Esentürk'le beraber. Şimdi nereden başlayayım Nurcan? Şimdi Nurcan da biliyorsunuz ki takip edenlerimiz var. Kadınların gözüyle futbol programını resmen başlattı ve iki değerli konuk aldı. Üçüncüsünü de aldı. Onu da şu an montajlarını yapıyoruz. Sıcağı sıcağına yayına hazırlıyoruz. Evet, salı günleri büyük bir aksilik olmazsa salı günleri Nurcan Hanım'ın videoları sürekli gelecek. Kadınların gözüyle futbol, çok güzel bir içerik yaptın. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel, aklına geldi. Mükemmel bir fikirdi. Ben de bunu sonuna kadar destekliyorum. Bunu da kamera önünde söylüyorum. Zaten kamera arkasında sürekli konuşuyoruz. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğümüz için ve farklı bir içerik olduğu için böyle bir adım attı Nurcan Hanım ve sonuna kadar destekliyorum. Günay, buyurun. Yayın konusunda destekliyorsun. Peki mutfakta yemek yaptığında neden teşekkür etmiyorsun? Şimdi ben mükemmelliyetçi bir insanım. Yani ben de mükemmel yemekler yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani herhangi bir konuda bir eksi, nötr olduğun zaman direkt söylemiyor muyum arkadaş? Bu olmaz. Böyle olmaz. Şu, her zaman bunu dile getirmiyorum. Yazıklar olsun. Annenin yemeklerinde hep anneciğim ellerine sağlık diyorsun. Bir ama ben annem, de demiyorsun. Annemin yemekleri güzel. Annem de izliyorsa buradan. Bayramda da göremedik. Belki burada görür bizi. Merhabalar. Ellerinden öpüyorum. Evet. Babamın canım da ellerinden. Canım anneciğim, canım babacığım. Ellerinizden öpüyorum. Ama oğlunuz hiç beni takdir etmiyor anne. Canım anne. Acaba neden? Evet Nurcan. Bugün iki konu başlığımız var. Evet, sendeyiz. Ne konuşuyoruz ilk önce? Ne konuşmamızı istersin? Beyin Sport sence maçları ücretsiz yayınlar mı? Bence yayınlasın. Kafeler 10'da kapanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Maçların çoğu yani 19-15'te ve 21-45'te oynanıyor. Evet. Kafeler ve kıraathaneler 22'de kapanacak. Evinde ligdeyiz. Yani dijital olmayan insan bu maçları nasıl takip edecek? Evet. Şimdi kalan 8 maçı en azından ücretsiz yayınlar mı diye bir araştırma yaptım kaynaklardan. Nasıl böyle bir sonuca ulaştın? Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylediler. Böyle mümkün değil. Yani %0 bile değil yani. Çünkü ki ben de dijital üyesiyim. Parasını ödüyoruz. Benim için sorun teşkil etmiyor. Onu da söyleyeyim yani. Yayınlayabilirler. Her insanın özellikle bu dönemde Psikolojik olarak rahat olmadığı bir dönemde böyle sosyal bir aktivite olabilecek, deşarj olabilecek insanların bir an bile olsun koronadan uzaklaşmasını sağlayabilecek bir konu aslında. Evet. Ama böyle bir şey olması mümkün gözükmüyor. Bazı arkadaşlar da görüyorum Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden ücretsiz olsun diye tweet atıyorlar ve baskı yapmaya çalışıyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşünüyorum ki araştırmalarım da maalesef böyle bir şeyin olacağını mümkün değil. Ya ama ben şöyle söyleyeyim, evet ben zaten daha önce de söyledim. Bu parayı veriyorum şu an. Ligler oynansın veya oynanmasın. Çünkü ben bu parayı vermeyi zaten dijitürkiye taahhüt etmişim. Bir şekilde ödenecek bu para. Öyle ya da böyle. Hani maçlar ücretsiz olsa ben rahatsız olur muyum? Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Gram rahatsız olmam, mutlu olurum. Çünkü herkesin bütçesi bir değil. Ha, ben bu paraları verirken ben kendi ne bileyim mutfağımdan kısıyorum. Bir yerimden kısarak ödüyorum bu paraları. Öyle 20 liraya 30 liraya izlenmiyor. Bazı arkadaşlar farklı yerlerden temin ediyor bu maçları. Ben ona da karşıyım. Çünkü Dijitürk'e yani verdiğimiz her para kulüplerimize para olarak gidiyor. Bir de bu şekilde değerlendirmek lazım. Kulübümüze destek oluyoruz aslında. Ama bu paraların da çok fahiş olduğunu da düşünüyorum. Bu dönemde ücretsiz yapılacak 8 maç tamamen ücretsiz izlense inanın çok mutlu olurum. Herkes, ben o parayı zaten vermeyi taahhüt etmiş bir insanım. O parayı her türlü vereceğim. Sadece ben Dijitürk'ten maçları izlemiyorum. Film de izliyorum, dizim de izliyorum. Yani farklı içeriklerini de kullanıyorum. Ben rahatsız olmam ama rahatsız olacak olan, fesat olacak olan insanlar maalesef çok var. Öyle bir şey yaptığı anda Beyin Sports'u ve Dijitürk'ü mahkemeye verecek çok insanlar.
O yüzden buna yaklaşamıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil hocam. Yani araştırmalarım da bu soruyu çıkarttı. Peki TFF'nin açıklamasını biliyor musun? 2020-2021 yılı için yabancı kuralıyla alakalı bir çalışma içerisinde şu an düşüncen ne? Şimdi açıklama yok henüz. Söylenti var ama. Söylenti var. Büyük ihtimal olacak ama ben bunu hatırlıyor musun? Canlı yayınlarımda da söyledim. Her zaman söyledim. Türkiye Futbol Federasyonu zaten halihazırda yabancı kuralı getirmek istiyor. Evet. Bu bir aşikar. En iyi dönemin bu olduğunu ve bu fırsatı kaçırmayacağını düşünüyorum demiştim Nihat Özdemir'e. Evet. İzleyenlerimiz mutlaka hatırlayacaktır. Daha AYUK'a çıkmamışken, daha bu sorular sorulmuyorken söylemiştim. Bundan önce de bir diğer videomda da rezerv liglerin kurulduğunda mutluluk duyduğumu, evet, ancak bunun yabancı kuralıyla alakalı birebir bağlantı olacağını söylemiştim. Evet. Yabancı kuralında ben notlarımı aldım. Şimdi bilgisayar üzerinden tek tek notları okuyacağız. Ne demişler? Özel bir komite kurulmuş. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yabancı oyuncu sayısı konusunda çalışma yapması için komite oluşturuldu. Evet. Yani bu ne demek oluyor? Henüz bir net bir karar yok. Ama böyle bir kararın çıkacağını da bekliyoruz. Yani %100 çıkacak. Yani bu karar çıkacak. Bu komite çalışmalara devam ederken TFF öncelikli olarak 2020-2021 sezonunda yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Yani birden bunu 8'e düşürme mümkünatı yok. Çünkü tüm kulüplerimiz çok enteresandır ki 14 yabancı kulübünde bulunduran takımlar bile şu anda yabancı kuralının gelmesini savunuyor. Bu da beni hayretler içerisinde bırakıyor. Çok enteresan. Evet. Kulübünde 14 yabancı var ve yabancı kuralı gelsin diyor. Bu neden biliyor musun? Neden? Neden? Çünkü kendisi rekabet edebileceğine inanmıyor ya Türk oyuncularla. Mecburen o X takım yabancı oyuncu alıyorsa o da yabancı almak zorunda. Çünkü rekabetten uzak kalacak. Halen 14 yabancı sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12'ye düşecek. Ama 12 oyuncuyu da siz bu sefer tamamını oynatamayacaksınız. Diyor ki 12 yabancının 8'i sahada, ikisi kulübede, ikisi tribünde olacak. Ama bu uygulamanın 2020-2021 sezonunda mı yoksa bir sonraki sezon başlayacak konusunda henüz görüş birliği yok. Yani önümüzdeki sezonu kapsamayabilir. Ama önümüzdeki sezonu kapsamasa bile artık takımlar yabancı oyuncu alamayacak. Çünkü düşeceği için elindeki oyuncuları da ellerinden çıkartmaya çalışacak. Bu da bir sıkıntı. Bu 12 oyuncunun 8'i sahada olacak demiştik. İkisi kulübede, ikisi tribünde. Bakın bu da çok sıkıntı. Ya niye iki tane oyuncuyu ben tribüne gönderiyorum? Ya hiç yapma daha iyi. Yani düşünsene Falcao'yu aldın, sen oynatamayacaksın. Daha rezillik var. Buna geleceğiz en son. TFF yönetim kurulu yabancı futbolcu sayısını kesinlikle sınırlandırmasını istiyor. Zaten Nihat Özdemir bunu her defasında MOBES'e görse konuşuyordu. Üyeler arasında ağır basan görüş ise 6'sı sahada, ikisi kulübede olmak üzere toplam 8 yabancı olması. Bakın 8 tane yabancı aldınız, 2 tanesi kulübede. Ya çok mantıksız. Yapın onu 6. Yapın 6 veya 8 yapın ve sınırlandırma olmasın. Düşünsenize bir tane alet alıyorsunuz evinize ve siz onu kullanmıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Böyle bir şey mantıklı mı? Bunu zaten kullandık. Bazıları da diyor ki, bakın şu çerçeveden de bakalım. Bazıları diyor ki yabancı sınırı gelirse Avrupa'da çok geriye düşeceğiz. Ya biz Avrupa'da zaten gerideyiz. Daha ne kadar geride olacağız? Başarı mı var Avrupa'da? Aynen. Ya daha ne kadar geride olacağız? Yani başarı yok ki. Bir yönden artısı olacak, borçlanmayacak kulüpler ama bu sefer Tarık Çamdal gibi oyunculara çok ciddi paralar ödenecek. Bu da bir gerçek. Altyapıya yönelmemiz gerektiğini her zaman söyledim. Kulüpler altyapısından oyuncu çıkartırsa bir yerlere gelebiliriz. Bazı kişiler de diyor ki bu 14 yabancı kuralı geldikten sonra bizim oyuncularımız yurt dışına gitti. Bence alakası yok bununla. Yani çünkü yetenekli oyuncu kendini belli eder. Bulursun. Yani öyle bir şansınız yok. Tabii bağlantıları vardır ama Merih'in
şeye gitmesi, Portekiz'e gitmesini 14 yabancıya nasıl bağlayabilirsin? Bence alakası yok. Adam orada oynayamayacağını hissetti, gitti. Ha şöyle olabilir de Fenerbahçe yetenekli görecekti biraz. İşte kadrosunda tutmak isteyecekti. İstediği miktarı verecekti. Kalacaktı. Burada kalacaktı. Gitmeyecekti. Bu bir ihtimal dahilinde. Ama dışarıya oyuncu vermememizin tek nedeni bu değil. Aslında yetenekli oyuncularımız çıkıyor. Yetenekli oyuncuları kim yetiştiriyor? Altyapıdan hocalarımız yetiştiriyor. Önce altyapı hocalarını eğitmemiz, düzgün eğitim vermemiz gerekiyor ki düzgün oyuncu alalım. Aynen öyle. Elindeki malzeme ne kadar iyi olursa sen de o kadar iyi ürün alırsın. Bu da bir gerçek. Sonrasında alınacak yabancılara da kriter geliyor. Bakın bu kriter aslında şöyle farklı olabilirdi. Hiç yabancı sınırı getirmeden kriter getir. Ne diyor? 33 yaştı galiba. 32 yaş. Bilindiği üzere Türkiye'de bugüne kadar yabancı konusunda hiçbir kriter uygulanmıyordu. Transfer edilen oyuncuların ne yaşına ne de geldiği lig soruluyordu diyor. Yaş 32 olacak. Şimdi Falcao'yu getiremeyeceksin. Tamam eyvallah. Ama Falcao'yu sen 30 yaşında getiremezsin. Yani kısıtlıyorsun takımları. Kaliteli oyuncu alamıyorsun. Şuna getiriyorum. Siz daha iyi oyuncuları küçük yaştayken bulup getireceksiniz. Bizim ekonomimiz bunu kaldıracak mı? Şimdi 8 bu yabancıyı düşürdün. Beinsports'un buna Beinsports'un çok büyük kaybı olacak. Dekoder bırakacak insanlar. Evet. Beinsports buna nasıl zaten bırakmak için bahane arıyor. Nasıl yanaşacak? Bu da çok önemli. Beinsports gittikten ya. Sonra bu paraları Türkiye futboluna yatırabilecek yatırımcı bulabilecek misiniz? Bu yatırımcıyı bulamadıklarında daha az fiyata verdiğiniz zaman kulüplerin bütçesi küçülecek. Havuz düşecek. Ya bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bağlantılı. Ve bunları çok iyi düşünmek gerekiyor. Türk futbolunu ya karartacaksınız ya aydınlatacaksınız. Tek çıkış yolu tesisleşmek. Tek. Ve altyapıya yönelmek. Altyapıya yönelirken de bu yabancı sınırını kısıtlayarak olmaz. Farklı şekilde. Altyapılara para vererek olabilir. Çok farklı şeyler konuşabiliriz. Ben bunun üzerine bir gün konuşurum. Siz dinler misiniz bilemem. Ama böyle bir kural geleceği kesin. Ben şimdi bu kadar kuralı anlattık. Nedenlerini anlattık. Neler olabileceğini anlattık. Ben bu kuralın Türkiye'de başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani daha az önce de bahsettim. Avrupa'da başarı gelmez. Ya zaten gelmiyor. Bir de yani çok kötü futbolculara çok fazla milyon liralar verilecek. O da ayrı bir şey. Evet. Bu sefer genç bulmak zorunda kalacaklar. Altyapı yönelmek zorunda kalacaklar. Bir de şöyle bir şey var. Zamanında böyle bir kural varken hangi takım altyapıya yöneldi ya? Hiç kimse yönelmedi. Altyapıya teşvik yap. Türkiye Futbol Federasyonu boşver yabancı kuralını. Para ver. De ki sen bu parayı sadece burada kullan. Bu şekilde olabilir. Başka türlü mümkün değil. Tesisleşmeyi Spor Toto'ya bırakma. Ben her gittiğim yere bakıyorum bu tesis Spor Toto Teşkilatı tarafından yapılmıştır. Spor Bakanlığı ne iş yapıyor? Tamam desteğini veriyordur illaki ama Spor Toto'ya da bırakmayın. Siz de bir şeyler yapın. Yani çocuklar maça çıkacak, ısınmaya yer yok. Neden biliyor musun? Bir sahaya 3 tane maç veriyor. Hangisini oynatacaksın? Işıklandırma yok. Akşam maç veremiyorsun amatörde veya altyapılarda. Gündüze vereceksin. En son maç 3'te oynanıyor. 9'da sabahın 9'unda maç mı olur? İstanbul gibi yerde oturuyor. Ben antrenörlük yaparken 9'da maç var. Ben iki telde oturuyorum. Yani o taraf Halkalı'da oturuyorum. Beşiktaş'ta bizim kulübümüz. Maç nerede? Söyleyeyim mi? Söyle. Avcılar'da. Ya 9'da nasıl gidecek orada çocuk? Ya bunun mantıksızlıkları çözmesi lazım. Bunlar çok önemli. Amatörden başlayın. Her zaman diyorum. Değişim amatörden başlar. Amatörler ne kadar iyi olursa senin liginde o kadar kalite olur. Tek söyleyeceğim şey bu. Yavaş yavaş videomuzu sonlandırıyoruz. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Ve beğeni ve yorum bekliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.